Ne yapacağız? Sana milli piyangoyu da vereceğim. Onu da verdiler. Yine olmuyor. Ne olacak? Bütün o para aldığın bankalara söyleyeceğim. Senin gazetelerine sayfa sayfa ilan versinler. Televizyonlarına sayfa sayfa ilan versinler. Şimdi esnaf kardeşime soruyorum. Sen borcunu ödemedin diye icra memuru kapına geliyor. Evine geliyor. Çiftçiye soruyorum. Sen kredi borcunu ödemedin diye icra memuru gelip traktörünü haciz koyuyor. Evini haciz koyuyor. Buzdolabını haciz koyuyor. Kredi alıp üniversiteyi bitiren gencecik çocuk, işsiz çocuk. Kredi borcunu öde, işim yok. İş ver de ödeyim. Haciz gidiyor. Ona ve ailesine, babasının mal varlığını haciz gidiyor. Ama 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor. El üstünde tutuluyor. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu mudur adalet ya? Garibanı buldun ensesinde boza pişdireceksin. Devleti soyan adamı el üstünde taşıyacaksın. Ve bunun adı da adalet olacak. Öyle bir şey ki zarar eden şirketi var, onu da OYAK'a satıyorlar. Ordu Yardımlaşma Kurumu'na. Niçin? Orduya da siyaset girdi ya. Talimatla oyaktı artık. Zarar eden şirketleri devralıyor ya. Böyle bir rezaleti Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadık. Bu konuda parlamentoya bir araştırma önergesi verin bütün bu rezaletler meclis tutaraklarına girsin. Gariban esnafın ensesinde bankaya bir taksitini ödemedi diye icra gelecek. 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmayacak. El üstünde taşınacak. Değerli arkadaşlarım, medya dedik doğru. Havuz medyası dediğiniz bir medya grubu çıktı. Havuz medyasının temel özelliği İktidar ne yaparsa yapsın sadece görevi alkışlamak. Gazete baskıya girmeden önce saraya gider. Sarayda birinci sayfalar kontrol edilir. Birinci sayfalar kontrol edildikten sonra manşetler orada verildikten sonra talimat verilir. Bunu basacaksın diye ve basılır. Ve bu gazeteler satılmaz. Ama her birisi sanki 300 bin satıyor, 200 bin satıyor, 300 bin satıyor diye basın ilan kurumu soyulur. Böyle bir satış hiç yok. Televizyonları da izlenmiyor zaten. Dolayısıyla zarar ediyorlar. Zararı nereden karşılıyorlar? Gazeteler basın ilan kurumundan karşılıyorlar. Onlar da devleti tokatlıyorlar. Havuz medyası elbette ki ağırlıklı olarak iktidar sahiplerinin yani Erdoğan'ın Gezilerine de davet edilirler. Uçaklarında ağırlanırlar. Bunlara önceden sorular verilir. Efendim Sayın Erdoğan'a şu soruları soracaksınız. E ben bir gazeteci olarak farklı bir soru. Sus. Uçaktan indiririm seni. Bir daha seni uçağa almam. Beyefendinin arzu ettiği sorular sorulacak. Onu verdiği cevaplar yazılacak. En son yurt dışına gittim. Bekledim Türkiye'ye gelsin diye. Geldi nihayet. 13 gazeteci var yanında uçağında. 13 gazeteci var. 13 gazeteciden bir tek kişi Allah rızası için bu toplumun 83 milyonun merak ettiği soruyu soramıyor. Sormuyor. Hadi tamamı havuz medyasının değil ama diğerleri de sormuyor. İki gazeteci var. Farklı yerlerde. Onlar da korkudan soru soramıyorlar. Bir daha bizi uçağına almaz diye. Değerli arkadaşlarım. Ne diyordu 1915 ile ilgili gidince bunu soracağım diyordu. Soru sorulmadı. Efendim? Masasının üzerinde bir kitap var. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatıyor. Kardeşim sen bu soruyu sormaya kararlıysan masanın üzerine o kitabı değil. Türk Ata Övün 76'sı yabancı dille çevrilmiş 80 kitabı var 1915 olayları ile ilgili. Öyle bir kitap koyacaktın oraya. Hepsi İngilizce. Veya efendim bunu bir Türk bilim adamı yazdı diyorsan Justin McCarthy var profesör Amerikalı. Onun bu olaylarla ilgili kitabı var. Onu masaya koyacaktın. Biden'da göreceksin. Kendi ülkesinin bir tarihçisi yazmış. Soruyu soramadı. Soramaz zaten. Sorma gücü ve enerjisi artık yoktur. Erdoğan egemen güçlere teslim olmuştur. O nedenle Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Şu soru sorulması lazımdı. Ya bu Kılıçdaroğlu senin İçişleri Bakanlığı'nın söylediği bir soruyu, söylediği bir sözü sürekli dillendirdi. Bir siyasetçi Yeraltı dünyasından her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bu kim diye sordu. Siz acaba İçişleri Bakanı'nı çağırıp bu soruyu kendisine sordunuz mu? Mantıklı bir soru değil mi? Mantıklı bir soru. Ahlaki bir soru mu? Ahlaki bir soru. Bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Ya uçaktasın. Niye sormuyorsun? Hazır Erdoğan da orada. Gazetecilik yapamıyorlar. Kalemini satan adamdan gazeteci olmaz. Düşüncesini satan adamdan da gazeteci olmaz. Bakın yine aynı soruyu sor sorabilirlerdi. Siz gitmeden önce dediniz ki 24 Nisan'ı soracağım diye. Neden sormadınız? Neden sormadınız ve neden böyle bir cevap verdiniz? Hamdolsun hiç gündeme gelmedi diye. Şimdi ben soruyorum, 10 bin doları da soruyorum. Çık adam gibi cevap ver. Adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Biliyorum feministler kızacaklar ama ne yapayım? Ay ne yapayım? bulunduğu pozisyon itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmesi lazım. Bulunduğu pozisyon itibariyle Türkiye'nin çıkarlarını savunması lazım. Eğer bulunduğu makam itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmiyor ve üstünü örtüyorsa, yolsuzluklardan besleniyorsa ve Türkiye'nin çıkarlarını savunmuyorsa oradan ayrılması lazım.